Baktım 2007'de 2008'de de o zaman bizim genel başkanımız grup başkan vekili bunu birçok defa da gündeme de getirmişler. Yani 2007'den bahsediyoruz bundan 15 yıl öncesinden. Yani Türkiye'nin göz önünde bir hadise oldu. Yani bu böyle çok insanların bilmediği ya telekomda ne olmuş falan herkesin göz önünde bir şey oldu Türkiye'de. Ve bu bütün mecralarda basında işte basında çok değişti günümüzde ama mecliste bütün mecralarda gündeme getirildi. Herkes bunu biliyordu ve Cumhurbaşkanı bu bilinirken yani Hariri ve tabii ortakları, bir takım gizli ortakların da olduğu anlaşılıyor. Türkiye'yi soyduğu gizli da bilinirken derken... iki defa iki defa Cumhurbaşkanı yani siyaset onu konuşacağız şimdi açacağım onu iki defa Cumhurbaşkanı bu görüşmeyi yaptı. Şimdi az önce e, Sayın Toker çok önemli bir Bayisi gündeme getirdi. O da şu yani biz sadece Türkiye'deki talan özelleştirmelerde oldu görürsek yanılırız. yani bu e, kamu alımlarında olan e, ihaleler yoluyla olan talan bir önemli Kalem bu doğru ve tabii bu adına kamu özel işbirliği denen garantili ödemelere dayalı e, sözde yatırımlar başka kalem başkaları da var. Şimdi ve burada gerçekten hepimizi dehşete düşüren mesele de şu ki e, yıllar içinde inan Bey bunun hukukunu da yaratmaya başladılar. Yani öyle kanunlar yapıldı ki benden daha önce parlamentoda bulunuyordu Sayın Paydan hatırlayacaktır. Yani yolsuzluğa kılıf oluşturacak düzenlemeler de meclisten geçirildi. Evet. Yani kamuya ile kanunun 200 defa değiştirilmesi e, bundan bağımsız bir hadise değil. Bunun Azarlıcı için yapıldı. Yani eskiden bununla ilgili önemli bir kitap var. Kayı ekonomisi başlıkla orada şu vurgulanıyor. Eskiden kanunların arkasından dolanarak yolsuzluk yapılırken AK Parti döneminde kanun yaparak yani yolsuzlukları kanuna uydurarak ne yazık ki yolsuzluk yapılıyor. Şuraya gelmek istiyorum bakın. Bu herkesin göz önünde oldu. Herkesin gözü. Bu söylendi, anlatıldı ve burada çok temel hadise aslında şu. Türkiye özellikle bu başkanlık şeyine geçildikten sonra da, sene geçildikten sonra da gitgide denetimden, hesap vermeden, bizlerin siyasetçilerin mecliste halk adına hesap sormasından da uzaklaştı tabii. Yani bir, bir önemli gelişme de budur. Yani Türkiye'de yolsuzlukların bu kadar önünün açılması, Cem Bey doğru temas etti. Hukuk devlet anlayışına ayaklarına, ayaklar altına alınması da doğrudan ilgilidir. Tamam. Bir de tabii önce dediğim gibi meclisin denetim yapamaması, Sayıştay raporları geçmişte yıllarca meclise gelmedi. Bugün Sayıştay raporları hazırlanıyor ama e, kanunun öngördüğü şekilde ilgili suç yapmıyorlar. Biz okuduğumuz zaman Sayıştay raporlarını şifre çözer gibi. Yani şirketlerin isimleri belirtilmiyor, böyle bir takım tarifler yapılıyor. Yani okuyana sen ara bul, devam ettir diye tercüme edilebilecek raporlar yazılıyor. Şuraya gelmek istiyorum. Yani Türkiye'nin gitgide denetim anlayışına, hesap verme anlayışına uzaklaşması ve en tabii Türkiye için yaralayıcı mesele de şurada. Bunun siyasette ayakta kalmanın, iktidarın iktidarı tutunmasının yolu haline gelmesi. Şimdi özelleştirmeleri konuşurken bence Türkiye'deki durum, yani Batı Avrupa'da 70'lerin sonunda 80'lerde gündeme gelen özelleştirme değil Türkiye'de olan şey. Türkiye'de olan şey bence biraz belki hani bu aralar Rusya'yı çok konuşuyoruz. eski Doğu bloku ülkelerinde, Türk eski Doğu bloku ülkelerinde sözde piyasa ekonomisinde geçildikten sonra olan şey. Yani oradaki insanların kuşaklar boyunca oluşturduğu kurumların oradan oligark deniyor ya bir takım siyasi yakınlığa göre bir takım kimselere, gruplara peşkeş çekilmesi olayı. Türkiye'de olan da budur. Kamu alımlarında olan da budur, bu kamu özel işbirliği projelerinde olan da budur, halihazırdaki hazırdaki bu gördüğümüz sözde yine özelleştirme e, projelerinde olan da budur. Tamamen Türkiye'nin kaynaklarının e, siyasi yakınlığa göre siyaseti desteklemek, siyaseti finansa et, etmek üzere bir takım kişilere peşkeş şekil meselesidir. Ekonomi politikasından ne beklersiniz? Ya değil mi işte etkin olacak, verimli olacak falan diye bir takım şeylere dayanacak. Ya da bir sosyal demokrat bir partiyiz. E bizim için sosyal adalet önemli. Ya da bu türden değerlere dayalı olmasını falan beklersiniz. Burada bunlar yok bakın. Burada bunlar yok. Burada olan, burada olan. Tekrar ifade etmek istiyorum. Siyasi yakınlığa göre ülkenin kaynaklarının siyaset desteklensin diye siyasetten kastettiğim zaten belli. Yani Erdoğan ayakta kalabilsin diye bir bir sistemin oluşturulması olayıdır. Bir bir e, düzenin oluşturulması olayıdır. Evet. Şimdi bu düzen tabii Türkiye'de çatır diyor. E, sürdürülemiyor. Artık sınırlarına geldi. Yani bankalar bu büyük yüklendiler ama netice itibariyle bankaların başka yükleri de oluştu bu 20 yıllık dönem içerisinde. İnan Bey şuraya gelmek istiyorum. Bakın Türkiye bunu aşar. Onu söyleyeyim yani. Türkiye bunu aşar. Bunların hepsinin tabii hesabı kanun önünde sorulacak yarın iktidar değiştiğinde. Ancak şunu bilinmesi lazım. Yani Türkiye'nin bu durumdan çıkması sadece bunların hesabının sorulmasıyla da kalınmaması lazım. Oraya gelmek istiyorum. Yeni bir, yeni bir hem kamu alımlarında hem bu yatırımlarda hem piyasa devlet ilişkilerinde yeni bir anlayışa ihtiyaç var. O da halka hesap vermekten çekinmeyen. Bunun yerleri belli. Medyanın bütün bu işleri didik didik edebildiği bir ortamın olması lazım. Basın özgürlüğünün olması lazım. Hı hı. Mahkemelerin görevini yapabiliyor olması lazım. Mecliste hem plan bütçe komisyonundaki biz biliyorsunuz ayrı bir kesin hesap komisyonu kurulmasını, onun başında bir muhalefet milletvekilinin olmasını ve yani medeni bir şekilde her kuruşun nasıl harcandığının hesabının mecliste sorulmasını istiyoruz. Sayıştay'ın Sayıştay uluslararası standartlarda vazifesini yapabilmesini istiyoruz. Yani, CHP iktidarda olsaydı elektrik evet. dağıtım şirketleri özelleştirilmiş olur muydu olmaz mı? Şimdi efendim bakın elektrik dağıtım konusunda uzun, olan şey… uzun bir, şey, bir cevap evet, olmasın. Evet ama şunu söylemem lazım. Yani bu özellikle. olan şeye, bu olan şeye, Türkiye'de olan şeye özelleştirme dersek ve buna taraftar mısınız karşı mısınız diye konuşursak bir yere varamayız. Bakın şimdi olan şey ya, özelleştirme, 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 özelleştirme belli bir mukaveleye göre olmuyor. Şimdi Bravo. Telekom'la ilgili neyi konuşuyoruz? Şimdi biraz önce açıkladı. Ya şirketin varlığı böyle bir satın almaya imkan vermiyor. Ona rağmen bunu yapmışsın değil mi? Evet. E, şirketin taahhütleri var. Diyor ki ben diyor altyapı oluşturacağım, fiber altyapı oluşturacağım. Bakın Yapayım. dijital dijital çağda yaşadığımızı söylüyoruz. Dünyada artık e, sanayinin yepyeni bir dönemin içerisindeyiz. Yani dijitalleşme dünya ekonomisinde, Türkiye içinde var En temel konu bu. Ve yani fiber altyapısı dediğiniz şey şöyle ifade edebilirim. Yani bir eğitim sisteminde okuma yazmanın öğretilmesi neyse neyse fiber altyapısının oluşturulması, ülkenin ekonomisinin dijitalleşmesi, Türkiye dijital Türkiye yatırımların yapılabilmesi evet. için işin başlangıcı. Evet. Yani bu olacak ki bu olacak ki bunun üzerine bir bir ekonomi inşa edeceksiniz yeni bunun dönemde. internetin hızlı olmamasının sebeplerinden biri şey. Türk Telekom'un en, en başta i̇şte en başta en başta ve Türkiye'ye büyük şirket, zarar verdi. Türkiye'ye çok büyük yapma zarar yapma verdi. sözü vermişti. Tabii, Hatta tabii. E, yani satılanlar arasında o bakır varlığı da var. Tabii, yani, korkunç, korkunç. Yani yatırım yani. olarak e, yapılması gereken, kullanılması gereken Türk Telekom varlığı, fiber internete dönüşecek olan tabii, varlık da yağmalandı. Tabii tabii. Az önce ifade ettiğim gibi bakın bunların, bunların tabii ki biz bu platformlarda bunları konuşacağız falan ama gerçekten e, formal, uluslararası standartlarda e, hem mahkemelerde, hem mecliste, hem sayıştayda, hem de basın tarafından e, araştırılabildiği, konuşulabildiği, bununla ilgili adımların atılabildiği bir ortam Türkiye'nin ihtiyacı olan budur. Peki. Yani yarın ve bugün, şimdi az önce Sayın Toker'in hani, iktidar değişikliği e, vurgusunu yaptım. Buradaki meselemiz şu, yani biz gelecek, biz geleceğiz ve işler değişecek değil, biz geldiğimizde bu konuda uluslararası standartlar neyse bunları getireceğiz. Sayıştay bu şekilde çalışacak. Meclis denetim işlevini yerine getirebilecek. Basın özgürlüğü olacak. Bu şartlarda e, bu mesele Mesela var. davet usulü ihale olmayacak. Ya şimdi bu o kadar kötü şey tabii ki olmayacak da o kadar kötü tamam, şeyler oldu cevabı ki. Cevabı aldım. <laughs> ee, Miyase hanıma bir dönelim. Tabii, çok özür dilerim. Ee, siz ne diyorsunuz Miyase hanım bu Türk Telekom meselesine? Ya Türk Telekom'un bir kere organize bir iş olduğu, organize bir şeyler yapıldığı Yönetim kuruluna atanan isimden belli. organize benim. ederken şunu mu kastediyorsunuz? Işın Çelebi diyor ki yani bu şirketin bu parayı ödeyecek varlığı zaten Bir yokmuş. Ödeyecek buna bakılmamış diyor. Varlığı yok. İki, Ama siz hani bunun kıymeti kıymet yok? Şirketin bu parası var mı yok mu? Ona bakılmadı. Bu ön değil. Ona o, bakılmamış zaten, zaten mi diyorsun? Aynen öyle Hı. diyorum. Aynen öyle diyorum çünkü Lübnan'la epey bir ilişkiler kurmaya çalıştı ve hep Hariri ailesinden üzerinden kurmaya çalıştı. Devlet işlerinde o Hariri ailesi üzerinden yürütmeye çalıştı devletimiz. Yönetim kuruluna bakıyorum. Kim var yönetim kurulunda? Fuat Oktay. Kimdir Fuat Oktay? Yim paşı batıran adam. E valla başka söze gerek yok. İkincisi kredi kullandığı şirketler özel bankalar. Ve aynı özel bankalar üstelik risk konusunu takip etmekle e, yükümlüdür. Dönüp bir daha kredi veriyorlar. Bir şeyler oluyor. Yani kardeşim senin ülkende banka yok mu? Git oradan al Avrupa'dan bir sürü şey yatırım bankası var git oradan al veriyor, bir daha veriyor. Ve e, bakır tellerine kadar satılıyor. E, şimdi Cem Bey'e bir şey söyleyeceğim. Bana bir tane özelleştirilmiş şirket söyle ki yatırımlarla büyümüş ülkeye katma değer sağlamış. Tekel. Hangisi? Tekel. Aa evet belki istisnai o. Sekada da Bir malları müşteri sattırdı. Te tekel e, Türkiye'de tütünü bitirdi. Tütün üretimini bitirdi. Ya kendi yani yatırımlarını yabancı, yaptılar. Yabancı o doğru. Sigaraları, Türkiye'deki, yabancı Türkiye'deki... sigaraları, yabancı tütünleri Şimdi bakın. Tütün üreticisini ed bitirdi. İdeolojik tartışmaya çevirmemi istemezsiniz <laughs> ama girin Türkiye'de özelleştirmeden önce kaç milyar dolarlık çiftçinin tütünü alınıp depolarda çürütülüp ondan sonra tekrar...